Merhaba sevgili arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Yarın Kandil bildiğiniz gibi. Hepinizin Kandilini kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Mutluluk, sağlık getirsin inşallah. Bereket getirsin mutfaklarımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi Kandil simidi yapıyorum. Onun için malzemeler 3 su bardağı un, 2 yemek kaşığı yoğurt, 2 tane yumurta, bir tatlı kaşığı mahlep, bir tatlı kaşığı da tuz. 3 yemek kaşığı sirke, yarım çay bardağı sıvı yağ, zeytinyağı da koyabilirsiniz. 125 gram tereyağı, yarım kabartma tozu, yarısını koyacağım kabartma tozunun. Bir de üzerine susam ve çörek otu karışık benim. Karıştırmıştım daha önceden. Siz isteğinize göre isterseniz sade susam, isterseniz de çörek otu dökebilirsiniz. Böyle karışık da yapabilirsiniz. Şimdi yoğurma kabımıza unumuzu alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle ortasını açıyoruz. Tuzumuzu, mahlebimizi koyuyoruz. Kabartma tozunun yarısını. Şöyle bir karıştırıyorum. Sirkeyi, sıvı yağını, tereyağımızı, yumurtanın birisini tam koyuyoruz. Yoğurtumuzu, birisinin sarısını alıyoruz yumurtanın. Ay gitti. Şimdi alacağız. Yumurtaları yıkamıştım ben arkadaşlar. Böyle sarısını alıyorum. Onu üzerine süreceğiz. Şimdi yoğurmaya başlıyoruz. Güzelce yoğuralım hepsini. Bir tereyağını, sıvıları hep bir katıp ondan sonra ununu katacağız. Ben yoğuruyorum. Böyle yumuşak güzel bir hamurumuz oldu. Yumurtanın küçüklüğüne, büyüklüğüne göre az ilave un yapabilirsiniz. Ayarlarsınız siz onu. Böyle yumuşak bir hamur yapıyoruz. Ceviz büyüklüğünde bezeler alıyoruz.
parmak kalınlığında yuvarlıyoruz. Şöyle simit şekli veriyoruz. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye diziyoruz. Şu bağlantı yerini de böyle yapıyoruz. Sarısına biraz sıvı yağ damlatıyorum. Daha parlak olsun diye. Yumurta sarılarını sürüyorum. Böyle iki tepsi çıktı. Malzememizden. İki tepsi kandil simidimiz oldu. Ekonomik hem de evde yaptığımız daha lezzetli olur. Rabbim hepimizin dualarını kabul eylesin. Kimin ne isteği varsa versin gönlüne göre. Hayırlı yaşam nasip ettin hepimize. Çörek otu döktüm her birinin üzerine. 180 derece fırına götürüyorum. Zaten çabuk pişer bildiğiniz gibi. Kontrollü olalım. Kandil simitlerimiz çok güzel kızardı. Bizlere afiyet olsun. Deneyeceklere de. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapıp yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmadan izleyen arkadaşlarıma selamlar yolluyorum. Kandillerini kutluyorum. Kanalıma abone olmalarını rica ediyorum. Yorumlar benim için çok değerli. Tek tek okuyorum, cevaplıyorum, dönüşler yapıyorum bildiğiniz gibi. İkinci tepsimizde kızarıyor. Koydum fırına. Bir tanesinin tadına baktım. Kıyır kıyır çok güzel olmuş. Sizler de yapıp deneyin. Bu güzel günde her zaman dualarda buluşmak ümidiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun.